Kurban Bayramı öncesinde özellikle bıçak bileme ve doğru bıçak kullanımı, evet, doğru bıçak bilemesi. Siz de yıllardır buradasınız. Nelere dikkat etmeli vatandaş bıçak için önemli olan? Abi vatandaşımız öncelikle bu işe yani emek vermiş, yıllarını vermiş ustaları tercih ederse daha iyi olur. Yani bu işlerle uğraşan hani merdiven altı kısa tabirle hani merdiven altı veyahut da böyle ne bileyim berber önüne, kasap önüne, işte bakkal önüne açılmamış tezgahlarda değil de yani bu işin ehli insanları tercih ederse hani herkes işini yaparsa kısacası daha iyi olur. Bizim vatandaşlardan istediğimiz bütün bıçakları getirmeleri önemli değil bizim için abi. Bizim için kurbanda yani kurbanını kesecek iyi bir bıçak ya da bir tane iki tane biz 10 tane bıçak getirsin demiyoruz. Hani fiyatta biraz sıkıntı olan şeylerimiz var vatandaşlarımız fiyatta. Fiyatımız da şimdi makul zaten durumlara göre. Yani abi biz de istediğimiz iyi bıçak getirsinler 10 tane kullandıkları, kullandıkları bıçakları getirsinler tertemiz yapalım teslim edelim. Bir de erken getirmeler iyi olur. Ha, yani onu vurgulayacaktım. Özellikle bir yığılma olur. Kurban Bayramı varken şu anda güven bıçak açık. Evet abi. Ve işleri de yetiştirmeye başladı. Bununla ilgili neler söylersin erken gelmeleri için? Abi biz erken gelmeleri bizim açımızdan da iyi olur. Niye? Hem rahat rahat çalışırız. Hem iş güzel olur. Aynen. Hem de vatandaşlara mağdur, vatandaşımız mağdur olmaz. Arefe gün gece 1'e 2'ye 3'e kadar da burada beklememiş oluruz. Yani hepimiz için iyi olur yani. Tamam, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.